Aslı! Abi? Kapatın şu müziği. Parti bitti, herkes evine. Daha yeni başlamıştık. Herkes evine! Bu ne sinir ya? Herkes evine! Hadi arkadaşlar. Evimden defol. Ne yapıyorsun sen Aslı? Ne yaptığımı söyleyeceğim ama... yani büyük ihtimal beni dinlemeyeceksin. Arkadaşlarımızı evimizden kovamazsın. Bu evi öğrenci evine çevirmişsin Aslı. Ben ne haldeyim? Sen burada parti mi veriyorsun? Hatice ilgileniyordur. Aslı! Parti falan yapmıyorum. Bazen planlarımız istediğimiz gibi gelişmeyebilir. Anlıyor musun beni? Anlayamıyorum. Bana yine yalan söyledin. Yalan söylemedim. Yine susmak zorunda kaldım. Şimdi de sussaydın Aslı. Bir kere ya. Bir kere de benim için sussaydın. Mina. Yine aynı şeyi yapıyorsun. Her sefere dinlemeden dönüp gidiyorsun. Seninle sonra konuşacağız. Hırsını kızdan çıkarma. Onun bir suçu yok. Sen de bu hırsla kendini gece sakın dışarı atma. Sakın Aslı. Abi bir durursan anlatacağım her şeyi. Bana bir şey anlatma Mina. Ben seni göz kulak ol diye yolladım. Ya yemin ederim biz bir şey yapmadık. Ne demek yapmadınız? İstilam ettiler. Ya yok da durum kontrolden çıktı. Önce Derin'in bir iki arkadaşı geldi sonra işte... Mina bu saçmalığı normalleştirmeye çalışmayın. Bak sana patlarım. Annem duysun istemiyorsan yavaş yavaş içeri girelim. Hadi. Abi. Ne olur anneme bir şey söyleme. Sen de kimseye tek laf etme. Özellikle de bizim durumumuzdan. Yok abi zaten söyler miyim merak etme. Üzerine diş, ben de bir sakinleşim konuşacağız. Tamam. Yemin ederim akılsızsın Aslı ya. Aa, oğlum. Ne işin var senin burada, hayırdır? Bir şey yok anne. Mina'yı getirdim. Yarın sabah gelirdi. Niye bu saatte getirdin? Hani kalsın diyordun. Aslı'nın arkadaşları geldi. Derin vardı yani. Onunla bir iki kız daha. Derin'in ailesel dertleri mi varmış, ne varmış? İşte ben de şey dedim, şey yapmasınlar, rahat etsinler. Mina da yalnız hissetmesin kendini. İlk günden sizde mi kalacaklar? Kızın ailesel dertleri varmış anne, ne yapacağım? Sen de bizde mi kalacaksın? Dönmeyeyim diyorum. Aslı da daha rahat eder. Oğlum benden bir şey gizlemiyorsun değil mi? Anne gideyim istiyorsan, bir şey olmadığına inanacaksan gideyim.
Yok canım. Bulmuşum oğlum, bırakır mıymış? Tabii ki kal. Hadi gel seninle anaoğlu çay içelim. Hı? İçelim. Hadi oğlum. Kurabiye de ister misin? Yok anne, sağ ol. Tarçın da attım içine. Küçükken süte çubuk isterim diye tuttururdum. Hem süte hem çaya. Sevdiğim fincanlarım vardı. İlle de ondan içmek isterdim. Hiç de kırılmıyorlar sanıyordum. De salakmışım. Öyle deme. Üzülme diye gizli stok yapmıştım. Kırıldıkça yerine koyuyordum. Çocukları kandırmak kolay. Sevindirmek de. Alıştınız mı eve? Büyük. Sessiz eksik ama alışacağız. Bebek gelince dolar. Ben gözümün önünde büyütmek isterdim torunumu. Yine büyüteceksin anne. Öyle sık sık gelemem ama arayı da uzatmak istemem tabii. Seni kimse torunundan ayıramaz. Ev senin, torun senin. Evde Aslı'nın annesiyle karşılaşmak istemem. Babanla Alanur Hanım arasında bir ilişki varmış. O kadın çocuk büyütmez. Neyse. Benim anamın eline kimse su dökemez. Tabii ki karım çocuk bakmayı senden öğrenecek. En başta ben o kadına çocuk mucuk emanet etmem. Nasıl özlemişim seni. Bebeğinin hiçbir anını kaçırma. Zaman o kadar hızlı akıp geçiyor ki. Sonunda senin gibi kuş olup uçuyorlar. Selam. Aslı'nın yanındasın değil mi? Yalnız kalmasın. Cevap vermem. Ya da Aslı partiyi daha da büyüttü de. Yanındayım enişte. Sana mesaj attığımı bilmesin. Hala sinirli.